İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Yunus Arıkan. Yunus İKLE yani Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Kuruluşu'nun Küresel Savunma Direktörü. Programı izleyenler Yunus'u yakından tanırlar. Nitekim COP sonrasında biz bir gelenek haline geldik. Yunus'cum programa hoş geldin. Merhabalar Sibel, çok teşekkürler. Öncelikle hepinize iyi yıllar. Davetin için de özellikle teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi ben ta bu işin başına giderek başlamak istiyorum. Birleşmiş Milletler'in ilk COP toplantısı yani yıllık iklim değişikliği konferansı 1995'te Berlin'de yer almıştı. Ve o ilk COP'a sadece 3 sivil toplum grubunun katılımına izin verilmişti. Bunlardan ilki iş ve sanayi STK'ları yani BINGO. İkincisi çevre STK'ları ENGO olarak geçiyor. Üçüncüsü de LGMA yani yerel yönetim ve belediye yetkilileri. Yani 28 yıldır yerel yönetimler, belediyeler diyorlar ki iklim krizini biz olmadan çözemezsiniz. Yani sürekli bu mesaj veriliyor ve bu mesaj sürekli kulak ardı ediliyordu. İlk kez sanırım Paris İklim Anlaşması'nda yerel yönetimlerden bahsedilmişti. Şeyde Glasgow'daki o Glasgow Pact'te de oradan bahsediliyor. Ama sanırım en başarılı yani yerel yönetimler açısından en başarılı COP bu COP28 diyebiliriz. Ama ben COP28'den bahsetmeden önce COP27'ye dönmek istiyorum. Şu açıdan geçen sene işte Şarm El Şeyh'te yer alan bu COP27'de yerel yönetimlerle ilgili benim hatırladığım iki tane önemli gelişme vardı. Bunlardan ilki ilk kez bir COP programı içinde kentleşme ve iklim değişikliği bakanlar toplantısı düzenlenmişti. Bakanların katılımı biraz zordu. Baya böyle bir onların bir kısmı sanırım zorla getirilmişti ama sonuç itibariyle bu toplantı yer almıştı. İkinci gelişmede bu Surge Initiative'in başlatılmasıydı. Şimdi bu aradan geçen bir yıl içinde yani COP27 ile COP28 arasındaki sürede bu bakanlar toplantısı ve Surge'ın etkilerini gördük mü? Yani bir açıkçası tamam heyecanlanıldı bunlar gerçekleşti diye ama etkisi ne oldu o bir sene içinde? Öncelikle tekrar bu süreci çok kısa bir şekilde derleyip toparlayıp bizlere sunduğun için çok teşekkür ederiz. Gerçekten süreci çok güzel özetledin. Belki şöyle kişisel bir anekdotla da belki girmekte fayda var. 1995'teki COP'a Türkiye'den o dönem Dünya Dostları Derneği olarak biz Gençlik ve Dünya Dostları, Gençlik Sağlık ve Dünya Dostları Derneği olarak bir heyet göndermiştik. Bir otobüs yolculuğuyla Güney Avrupa'dan bir grup genci göndermiştim. O zamanlar yerel yönetimler olarak değil de gençler olarak oradaydık. Fatma arkadaşımız hatırlıyorum bizim adımız orada Berlin'deydi. Ben yoktum ama sürecin içerisindeydim. Aradan geçen 28 yıl, evet 28'den fazla neredeyse artık. Bu süreçte çok önemli kazanımlar elde edildi. Dediğim gibi iklimle mücadele ya da iklimle mücadele üzerinden yeni bir uygarlığa geçiş sürecini artık tartışıyoruz. Yani belki de burada ilk özel somut soruna geçmeden önce bunu konuşmakta da fayda var belki. Yani iklim müzakereleri aslında neden bu kadar önemli olmaya başladı? Belli bir döneme kadar bir direnişti, bir durdurma mücadelesiydi ama özellikle Paris'le beraber yeni bir uygarlık kurma mücadelesine doğru dönüştüğü için bu kadar hem heyecanlı hem de zor ilerleyen bir süreç. Söylediğim gibi bir yıl içerisinde aslında bizim yaptığımız çalışmaları bu kadar başarılı, yani COP28'de bu kadar başarılı olduğunun sebebi de
Bu yıl boyunca yani COP28'e kadar, aralığa kadar gelen 11 aydır son derece dinamik bir gündemin yer almasıydı. Şöyle söyleyelim, biz bu yıl içerisinde hiç daha önce olmadığı kadar uluslararası veya hükümetler arası süreçlerde kent ve çevre olayının bu kadar yoğun tartışıldığını gördük. Örnekler verebiliriz. Birincisi değişik bölgesel toplantılarda, örneğin Afrika İklim Zirvesi ki devlet başkanlarının ilk defa toplanmıştı. Veya Amazon, işte Brezilya ve 8 ülkenin birlikteliğinde toplanmıştı. Buralarda çok somut kentler ve yerel yönetimler ve çok taraflı, çok katmanlı yönetim üzerine referanslar var. Avrupa Birliği COP28 belgesinde ilk defa multi-level action'ı destekleyeceğine dair bir karar aldı. Yine G7 bünyesinde ilk defa kent ve çevre bakanlarıyla beraber yerel yönetimler ya da bölgesel yönetimler iklim yuvarlak masa toplantısı yapıldı Urban Seven'le beraber. Bütün bunların çıktılarını elde ettik ve zaten bunun verdiği bir hazırlıkla Dubai'ye geldik. Somut olarak söylenmesi Sturge ve COP27'deki bakanlar toplantısı gerçekten bu sürecin ivmelenmesinin de aslında altyapısını oluşturmuştu. Yani bu söylediğim bütün bu toplantılar belediyelerin yani İKLE'nin, T40'nin yükseldiği kent toplantısı değil. Bunların hepsi ya Çevre Bakanları düzeninde yapılan toplantılar ya hükümet başkanları düzeninde yapılan toplantılar veya işte kentleşme bakanları düzeninde yapılan toplantılar. Onların bu kararları bu bizim söylemlerimizi güçlendirecek veya bizim söylemlerimize destek olacak şekilde sonuçlar elde etmesi aslında bizim COP20'den gelen mirasımızın devamı niteliğinde veya COP20'de de 27'de attığımız adımların hayata geçmesi anlamına geliyor. Yani hatırlamak gerekirse çevre iklim konferansları çevre bakanlarının inisiyatifinde olan süreçler. Yani onlar imza atıyorlar alınacak kararlara veya önlemlere. Fakat uygulama veya bunun esas sorumluluğu diğer bakanlıklar. Yani Ulaştırma Bakanlıklarında, Enerji Bakanlıklarında, Dışişleri Bakanlıklarında, Maliye Bakanlıklarında. Dolayısıyla COP tartışmaları son 10-15 yıldır ciddi bir şekilde Çevre Bakanlarının davetiyle diğer bakanlıkları da sürece katan bir buluşmalar haline geldi. Zaten o yüzden dünyadaki en önemli çevre ve sürdürülebilirlik buluşmaları olmaya başlamıştı. Ama bu süreçlerde Kentleşme Bakanlığı hep dışarıdaydı. Biz bunu ilk 2013'te aslında dile getirmiştik. 2013'ten beri biz Kentleşme Bakanlıklarının da sürece katılmasını söylemiştik. COP27'de atılan bu ilk adımın bir sonraki adımı şu oldu. Haziran ayında Nairobi'de geleneksel Habitat Assemblesi ya da Meclisi toplandı. Ve Kentleşme Bakanlıkları düzeyinde düzenliyor. Ve yani COP27'nin hemen 6 ay sonrasında gerçekleşti. Ve orada kabul edilen deklarasyon veya kararlar metnlerinden bir tanesi doğrudan kent ve çevre konusuna odaklı. Bizim COP27'de elde ettiğimiz Sturge ki Habitat Bakanları düzeyinde iklim değişikliği müzakerelerinden gelen tek referans adım Sturge inisiyatifi girişimi. O çok önemli bir şekilde karşılandı, desteklendi ve bu tip Kent ve Çevre Bakanlığı toplantısının daha geleneksel hale getirilmesi ve resmi programa alınması kararı çıktı. Bu açıdan bakıldığında bizim COP27'de attığımız ilk adım yıl içerisinde 11 ay boyunca pek çok çevrede hayat buldu. Onun yansımaları somutlaştı veya bölgeselleşti veya daha ayrıntılarına inildi. Zaten bu adımlarla beraber COP28'e gelindi. Dolayısıyla bağlamak gerekirse evet Mısır Şarm El-Şeyh'te atılan adımlar eğer bugün COP28'de alınan kararların önemini vurgulayabiliyorsak bu COP27'de atılan adımların sayesindeydi veya öncesinde atılan adımların sayesindeydi. Tekrar hatırlamakta fayda var. İklim müzakereleri uzun süresli müzakereler, uzun erimli adımlar bu tip çalışmalarda bir önemli böyle dönüm noktası toplantılarda atılan bir kelime bile ya da bir virgül bile pek çok sürecin önünü açıp veya kapatabilir ki onu tartışır daha sonra. Bu açıdan bakıldığında uzun soluklu bir mücadelenin ya da yolculuğun
En önemli virajlarından birisi aşıldı bizim açımızdan. Şimdi yepyeni bir sürece doğru gideceğiz. Bu COP28'deki gelişmeleri yerel yönetimlerle ilgili hep onun altını çizeceğim. O gelişmeleri konuşalım istiyorum. Zaten ilk günde o kayıp ve hasar fonundaki gelişme böyle çok sevindirdi sizleri. Bu Evet. gelişmeyi açar mısın? Evet, açıkçası COP28 çok zorlu bir toplantıydı. Bugüne kadar kilin içerisindeki en zorlarından bir tanesiydi. Biliyorsun sen de izledin çok yakın bir şekilde. Bunun sebeplerinden bir tanesi, birincisi 7 yıllık bir Paris Anlaşması'nın ilk, daha doğrusu Paris Anlaşması'nın ilk 7 yıllık uygulama dönemi aslında tamamlanıyordu. Ve buna dair işte gözden geçirme ya da stock dedikleri bir süreç yaşanıyordu. Tabii ki önemli sadece geriye bakan, yani geçmişi değerlendiren değil de geleceğe dair de bazı çıkarımların ortaya koyulması gerektiği için çok önemliydi. İlk dönemde elde edilen bu deneyimlerin ikinci döneme nasıl daha iyi bir iklim eylemi hazırlaması gerektiğinde ışık tutacaktı. Elbette ki zaafları vardı, eksikleri vardı ama çok önemli yönleri de vardı ve bunun tartışıldığı ve daha doğrusu o tartışmaların sonlanıp da bir sentete girilecek bir toplantıydı. İkinci zor noktalardan bir tanesiydi. Ev sahibi ülke üzerinde çok büyük tartışmalar vardı. Birleşik Arap Emirlikleri, biliyorsun Körfez bölgesinde ekonomisi uzun yıllar petrol ve doğalgaza dayalı OPEC'in üyelerinden bir tanesi. Ve hatta COP başkanı da geleneksel olarak bir çevre bakanı veya dışişleri bakanı değil de Ulusal Petrol ve Gaz Bakanlığı'nın CEO'su. Üçüncüsü de söylediğimiz gibi 30 yıldır özellikle küçük ada devletlerinin bir beklentisi olan bir kayıp zarar fonunun Mısır'da alınan karar gereği müzakerelerin tamamlanması bekleniyordu ama iklim müzakerelerini bilenler çok iyi anımsayacaktır. Bu tip kararlar genelde böyle 3-5 yıllara yayılırdı. Böyle acayip sürüncemede kalırdı. Özellikle ev sahibi ülke Birleşik Arap Emirlikleri, bu müzakereleri COP28'e bırakmayın, bunu tamamlayın. Biz COP28'e geldiğimizde bunu kabul edilmiş olarak başlayalım ki diğer çok daha karmaşık konulara zamanımız ve enerjimiz kalsın diye bir beklenti içerisine sokmuştu herkesi. Alınan ilk kararlardan bir tanesi de 4 hafta önce, 3 hafta önce teknik müzakereler sonucunda uzlaşmaya varılan metin hiçbir değişikliğe sokulmadan ve bakanlar tarafından da kabul edilmiş oldu. Şimdi bu kabul edilen metnin önemli bir, bizim açımızdan, yerel açımızdan önemli noktası, 3 tane paragrafı var. Paragraf 20E, 44 ve 48B galiba, ya da D galiba. Bu 3 maddede de yerel yönetimin bu tip uluslararası fonlara doğrudan erişimine dair bir ifade var. Doğrudan erişim bugüne kadar gelen hep talep ettiği bir konu. Yani doğrudan erişimden kastımız ulusal hükümetlerin veya da federal hükümetlerin aracılığı olmadan bu süreçlere erişmekti. Yani biliyoruz belediyelerin de siyasi yapılar olduğunu biliyoruz. Çoğunlukla merkezi hükümetle muhalefet olan belediyeler arasında bu konularda teknik projelerin finansmana erişilmesinde her zaman sorunlar yaşanmıştır. Türkiye'de de biliyoruz, diğer ülkelerde de var sorunlar. Bunların aşılması için ve sürecin hızlanması için uluslararası fonlara daha doğrudan erişim talebi vardı yerel yönetimlerin. Direct access, subnational direct access to climate funds, bu teknik ifadeyle beraber metinde yer alıyor. Dolayısıyla bu açıdan diğer iklim fonlarına da örnek teşkil edilecek şekilde belediyelerin veya bölgesel yönetimlerin yaklaşık 10 yıllardır talep ettikleri bir kavram resmi müzakerelerde de kabul edilmiş oldu. Uygulamada bunun ayrıntılarını göreceğiz. Tabii ki hala zorluklar çıkacaktır eminim ama bu vizyonun ortaya konulması ve kayıp ve kaçaklar gibi son derece hayati bir konu. Belediyelerin de hepsinin mağdur olduğunu biliyoruz. Herhangi bir kentsel altyapının karşılaştığı afetlerin, zararının güncel bir belediye bütçesiyle karşılanamayacağını bildiğimiz için de bu tip uluslararası fonlardan belediyelerin yararlanabilecek olması son derece değerli bir kazanım. Ve senin de dediğin gibi bu umut ya da bu olumlu adım bütün COP28'e yansıdı aslında. Bu olumlu atmosfer pek çok açıdan sürece olumlu etki yarattı. Aslında bu konuda daha sonra şey diye duydum. Bu bağımsızlar tarafından hani
Bu iklim konusu uluslararası düzeyde yapılıyor. Bunun kalkıp şimdi yerel yönetimleri bu işin içine sokmak ne derece doğru veyahut da biz doğru bulmuyoruz diye biraz bir kıpırdanma olduğunu duymuştum. Bilmiyorum bu konuda ne diyorsun? Yani o her zaman karşımıza çıkabilecek bir konu. Ben artık bunun eskisi kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bu direnişin ya da bu direnişin eskisi kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Az önce söyledik. Yani bu bir 1990'lar mantığı. Yani hatta 19. yüzyıl diye, 20. yüzyıl bile değil. 19. yüzyıl yaklaşımı. Bu işte uluslararası süreçler, ulusal hükümetler tarafından. Ama iklim değişikliği gibi konular artık Paris Anlaşması zaten iklim sözleşmesinden diğer ayrım tarafı. Bunun bir sadece ulusal hükümet meselesi olmadı. Hatta bunun sadece Çevre Bakanlığı'nın meselesi olmadı. Bunun toplumun tüm geniş katmanlarının katılımı ve sorumluluğu ve yetkilendirilmesi ve desteklenmesiyle çözülebileceğini ortaya koyan bir aslında yeni bir yaklaşım. Bu çok da doğru çünkü dediğimiz gibi ne Çevre Bakanlığı tek başına bunu engelleyebilecek konumda ne de sadece hükümetler. Yani açıkçası orada alınan kararlar eğer özel sektör uygulayamayacaksa, vatandaşlar bu alınan kararlarda duyarlılığını, tüketim alışkanlıklarını değiştiremeyeceklerse, belediyeler bunu yatırımlarına yansıtamayacaksa alınan kararların hiçbir anlamı yok. Ve bu hayata geçirilmesini ya da başarısızlığını da sadece Çevre Bakanı'na yıkmak da çok da doğru değil. Ve bunun sadece bir ulusal hükümetler meselesi olmadığını da az önce söylediğimiz gibi benim saydığım bu yıl boyunca yapılan toplantıların içerisinde Çin var, Hindistan var, Brezilya var, Amerika var, Ruslar var. Yani dünyada dünya görüşü, sosyalist olsun, kapitalist olsun veya karma ekonomi olsun, kim olursa olsun veya ulus devlet olsun, federal devlet olsun. Aslında hiç kimse artık bu konunun sadece evet biz Çevre Bakanlığı alırız bu kararları ve onlar diğerleri dediğimiz yapar şeklinde olmadığını biliyorlar, anladılar. Ama herkesin kendine göre dediğimiz gibi Türkçe'de güzel terim, yoğurt işi farklı. Bir Amerika'daki mevzuat mı, Çin'deki mevzuat, Avrupa'daki mevzuat bir değil. Ama önemli olan evet hepimizin sorumluluğu var, hepimize düşen görevler var ve hepimizin bu süreçten alacağı kazanımlar var. Ve bunu beraber kurgulabiliriz. Ve ancak böyle hareket edersek 1,5 derece hedefine ulaşırız gibi bir yaklaşım var. Dolayısıyla zaman zaman o tip söylemler yine çıkacaktır karşımızda. Sonuçta nihayetinde bu hala uluslararası bir süreç. Ve Dışişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı doğal olarak atılan adımlarda son kararların bu eninde sonunda bir hükümet programı sorgulaması demek zaten. Ve atılan kararların uygulama yükümlülüğü ilgili bakanlıklarda. Tabii ki onların bunu ne kadar iyi uygulamadıkları genelde seçimlerde işte gündeme gelecek şeyler. Hani bu dönem siyasi yöneticilerin, liderlerin iyi uygulaması, diğer siyasetlerin bunu daha iyi uygulaması için talepte bulunmak lazım. Burada şu önemli, belki soruların arasında da vardır ama belki de bu şekilde girizgah yaparız. Resmi kararlar, az önce söyledikleri kayıp kaçak, kayıp ve zarar konu var. Bu Stocktake'de 166. madde var ve diğer 191 ve diğer maddeler ama o süreçlerle beraber uluslararası girişimler, Surge'den bahsettik. Bu yıl bizim için en önemli noktalardan bir tanesi de bir CHAMP girişiminin hayata geçmiş olması. O da zaten imzacı ülkelere baktığınızda veya içeriğine baktığınızda aslında tüm dünyada herkesin bu tip bir çok katmanlı yönetişime doğru gittiğinin göstergesi. Onun getireceği enerji de zaten 2025'te bizim çok daha kararlı ve çok daha ileri düzeyde iklim eylem planlarının hayata geçirmesine önünü açacak diye düşünüyoruz. Zaten COP28'i bu kadar başarılı olan da oydu zaten. Çempede geleceğiz fakat COP'un başlarında yani o 1-2 Aralık'ta da oldu. Bloomberg ve COP başkanlarının ev sahipliğinde bir yerel iklim eylem zirvesi yapıldı. O da gerçekten çok büyük bir adımdı. Bunu bize bir açar mısın? Evet. Aslında CHAMP ve o zirve arasında son derece doğrudan bir organik bağ var. Evet söylediğin gibi bu da ilk başlarda birazcık böyle sorular da beraberinde geldi. Çünkü belediye ağları ICLEI, C42CLG veya işte bizim LGM olarak sen de söyledin 95'ten beri bu süreçte katılıyoruz bizim
ilk defa Dubai'de COP başkanlığının ev sahipliğinde hayata geçirilen bir toplantıydı bu. Bugüne kadar bütün diğer zirveler çoğunlukla ev sahibi kentler veya bizim LGM veya ağların girişimiyle yapılmıştı. Bu yılki toplantı ilk defa COP28 başkanlığının ev sahipliğinde yapıldı ve 1-2 Aralık'taki bu World Action Summit, yani Dünya Küresel Eylem Zirvesi, gerçekten sadece belediye başkanı değil, diğer bütün paydaşlar sınavı bugüne kadar bütün iklim zirvelerinden farklı bir şekilde kurgulandı. İklim zirvelerindeki hükümet başkanının toplantıları genelde toplantının sonunda değil de başına alındı ve daha çok böyle işte vizyoner konuşmalarla yürütüldü ve hükümet başkanları hep kendi kendine toplandılar. Biz özellikle COP26'da, Glasgow'da sadece bir tane belediye başkanı vardı. Los Angeles Belediye Başkanı. COP27'de Şarm el-Şeyh'te Tokyo Belediye Başkanı da bir yuvarlak masa toplantısı vardı. Sadece birer ki temsilcimiz vardı. Dubai'deki 1-2 Aralık'taki küresel eylem zirvesi, iklim eylem zirvesi diğerlerinden tamamen farklı bir şekilde sadece ilk 2-3 saati hükümet başkanlarına kapalı, onların katılımıyla gerçekten, ama onun dışında bütün etkinliklerin hem gündemi hem içeriği ilgili paydaşlarla beraber düzenlenerek hayata geçirildi. Bu gerçekten iklim özellikle bugün kadar hiç görünmemiş bir katılımcılıkla ilerici bir adımdı. Ve bizim düzenlediğimiz iklim eylem zirvesi de, yerel eylem zirvesi de, belediyelerin kendi zirvesinin dışında Presidency ile beraber yapılan zirve olmasından da önemli. Tabii bu söylediğim gibi Bloomberg ile COP28 başkanının ilk açıkladığı girişimlerden bir tanesiydi. Ve yıl boyunca Bloomberg ve COP28 ve LGMA bu süreçleri kurgulamak için çeşitli toplantılar yaptılar. Bu süreçleri beraber kurguladılar. Herhangi bir toplantı olmaması istendi. Madem Dubai zirvesi bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açacaktı, bu iklim zirvesi de çok önemli bir adım atmalıydı. Oradan beklentiler işte bu yeni Paris Anlaşması'nın ikinci dönemi, yani 2025'te alınacak iklim planlarının nasıl yerel ve bölgesel katılımıyla daha iyi geliştirilebileceğine dair bir somut vizyon konusu ortaya geldi. Bu championship, yani Coalition for High Ambition Multi-Level Partnerships, İngilizcesi işte yüksek çarpanlı, çok taraflı girişimler koalisyonu, Türkçe çevirmek biraz zor oluyor gerçekten. Ve bu belediye başkanlarının imzaladığı değil, hem çevre hem kentleşme bakanlarının ortaklaşa imzaladıkları ve 2025 iklim eylem planlarına dair beraber hareket edeceğimiz dair bir vaat, bir yükümlülük. Dolayısıyla bu bugüne kadarki hem zirve hem de çıktılarından çok çok daha farklı ve Surge ile hayata geçirilen işte kentleşmenin iklim eylemiyle etkileşiminin bir üst noktaya geçirilmesi. Yani ulusal eylem planlarının da bu çok katmanlı yönetişim boyutunda hazırlanması konusundaki ilk adım, en önemli ve en büyük adım. Tekrar hatırlatalım, Surge olayı sadece kentleşme olarak ele alıyordu. Yani sadece bir teknik çalışma olarak gündeme getiriyordu. Çeşitli kentleşme çeşitli konularını iklimle birleştiriyordu. Champ ise aslında kent ve çok katmanlı yönetim, yani multi-level, yani bölgesel de kentsel yönetimlerin ulusal eylem planlarına katılımını kurgulayan ve bunu çok net bir şekilde Çevre Bakanlığı'nın bunu kabulüyle ortaya çıkan bir girişim. Dolayısıyla diğer bütün bugüne kadar zirvelerden çok daha farklı, o yüzden de çok önemli, çok değerli bir girişim o. Ben dördüncü etkinlik olarak bu ikinci bakanlar toplantısını işaret etmiştim. Şeyi hatırlıyorum, bu multi-level action pavilion'da şey konuşuluyordu. İşte bakanlar toplantısından sonraydı. Bazı arkadaşlar şeyi vurguladı. Ya dediler, Şarm el-Şeyh'te bakan getirinceye kadar canımız çıkmıştı ama bu toplantıya 40 tane bakan kendi gönüllü olarak geldi demişti. Bu da herhalde güzel bir göstergeydi. Bu Kesinlikle.
bakan toplantılarında neler oluyor, neler konuşuluyor? Bunu bir açar mısın? Evet, gerçekten bu bizim çok sevinerek ve gururla katkı verdiğimiz süreç. Tekrar hatırlatmak gerekirse İKLE ve LCM belediyeler veya yerel ve bölgesel yönetimlerin oluşturduğu ağlar. Dolayısıyla bizim asli yükümlülüğümüz belediye başkanlarını bu alanlarda bilinçlenmesini ve harekete geçmesini sağlamak. Ne Çevre Bakanlıkları ne Kentleşme Bakanlıkları bizim üyemiz değil. Ama biz şunu biliyoruz ki Kentleşme ve Çevre Bakanlıkları ne kadar çok birbirleriyle konuşurlarsa ne kadar çok bizlerle beraber yaptıklarında hayata geçirirlerse iklimsel iklim eylem planları da daha somut bir şekilde hayata geçirilecek. Bizim çıkış noktamız buydu. Bu her zaman olduğu gibi, her girişimde olduğu gibi ilk toplantıların belli bir deneyim eksikleri olurdu. Mısır'daki koşullar farklıydı açıkçası. Orada kimse bu böyle bir toplantının ne olduğunu bile bilemiyordu açıkçası. Bazı eksiklerimiz vardı. Örneğin senin söylediğin gibi o toplantıda aslında sayıca bakıldığında bakanlar temsil iyiydi aslında Mısır'da ama çevre bakanları çok azdı Mısır'da. Çevre bakanlığı eksikliğinin dışında bir başka eksikliği bir sonuç bildirgesi hazırlanmamıştı. Bu sonuç bildirgesinin yokluğu da müzakerelere etkisini sınırlamıştı. Zaten Mısır'da müzakerenin son günü yapılmıştı bu toplantı. Yani diğer müzakereler böyle bir toplantının varlığından haberdar olduğunda zaten iş işten geçmişti. Bütün müzakere dokümanları çıkmıştı ortaya. Dolayısıyla bütün bu deneyimler ve Haziran ayındaki Habitat Asamblesi'nin bu konuda yeni bir karar vermiş olması ve COP28'in başında Bloomberg ve Sultan Caber'le beraber bu büyük zirvenin düzenlenmesi ikinci kentleşme çevre bakanı ki 4 gün sonra gerçekleşti. Önünü açtı diyelim. Çok rahatlattı. Ve yıl boyunca az önce söyledik işte Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'ya, G7'den Latin Amerika'ya kadar herkes bu toplantıdan haberdar biliyordu böyle bir şeylerin olacağını. Herkes hazırlıklı geldi. Ve bu şöyle yine deneyim vardı. Geçen yıl 3 saatlik bir toplantıydı ve sadece 5 tane belediye başkanı konuşabilmişti. Ve belediye başkanları da soruyordu. Ya bizi çağırdınız ne yaptınız burada biz bir şey yapamadık demişti. Bu sefer belediye başkanları 1 Aralık'taki şeyde çok ciddi bir şekilde belediye başkanları konuştu. COP28 yerel eylem zirvesinde. Bu toplantı öncesinde aradaki 5 günde bizim Multi Level Action Pavilion zaten sürekli açık kaldı. Local Action Hub açık kaldı. Pek çok etkinlikler yapıldı. Multi Level Action and Urbanization Pavilion dediğimiz pavilion da açık kaldı. Dolayısıyla İklim ve Çevre Bakanlığı toplantısı tek gündem olmaktan çıktı ama çok önemli bir ikinci bir pik noktasını oluşturdu. Açılışta bizim adımıza Makati Belediye Başkanı ki COP28 Danışma Kurulu üyesiydi bizim adımıza. O konuştu ve diğer birinci, daha geçen yılkinden en büyük farkı ilk oturumda 5 ülke ortak eylem vizyonunu beraber ortaya koydu. Neydi bunlar? Kanada Çevre Bakanı ve British Columbia Premier. Almanya Çevre Bakanı veya Çevre Müsteşarı ve Bonn Belediye Başkanı. Kiribati Çevre Bakanı ve Terianao Belediye Başkanı. Yani bir yıl önce sadece Hollanda ve Utrecht Çevre Bakanı ve Utrecht Belediye Başkanı düzeyindeki vizyon bir anda tüm kıtalardan birer örnekle desteklenmiş oldu. Aslında zaten süreci değiştiren buydu. Arkasından ikinci oturumda ilgili ülkelerin bakanları kendi açıklamalarını da yaptılar. Final ise çok daha başka bir güzellikteydi. COP30'un 2025'te Brezilya'da yapılacak COP30'un belediye başkanı Belem ki iklimin aktif üyesidir aynı zamanda Amazon Kentler Forumu'nun da başkanlığını yürütmektedir. O ve Brezilya Çevre Bakanı ortak yaptılar konuşmayı ve işte bundan sonraki adımımız işte Belem'de 2025'te bunu devam ettireceğiz şeklinde güzel bir kapanış da yaptılar. Biz müzakereler daha tamamlanmadan aslında COP30'a dair adımımızı atmıştık. Yani yerimizi orada kapmıştık belediyeler olarak, yerel yönetimler olarak ve şunu çok iyi biliyorduk ki işte 4 gün önce duyurulan CHAMP girişimi ve yerel iklim zirvesi. Arkasından
2 hafta boyunca pavyonlarındaki etkinleşimimiz. Bu Kent ve Çevre Bakanlığı Zirvesi ve Champion TV ile beraber aslında biz COP28'i son derece başarılı bir şey kapattığımızı biliyorduk. Ve arkasından geçen bir hafta boyunca da sürekli müzakere metinlerine kendi bu çıktılarımızı yedirmeye çalıştık. Ve nitekim başarılı da olduk bu noktada da. Ve çok daha önemlisi açıkçası yine COP28'i diğer COP'lardan farklı kılan bir nokta küresel eylem zirvesi gibi ya yani yerel eylem zirvesi gibi pek çok diğer girişimden aslında normalde bu tip sonuç bildirgelerinde çok refer edilmez. Çünkü onlar müzakere edilmemiştir. Onlar ev sahibi ülkenin girişimiyle yapılmıştır. Ve Birleşmiş Milletler prosedürlerini sonuna kadar takip etmek zorunda değillerdir. Onlar özel girişimlerdir. Genelde ya evet take note derler ya da işte welcome derler. Böyle şeylerin olmasını memnuniyetle karşılıyoruz derler. Fakat COP28 sonuç bildirgesindeki bu stocktake kararında 191. maddede çok net bir kavram var. Roadmap to Mission 1.5 degrees, COP28, COP29 ve COP30 başkanlıkları. Yani Emirlikler, Azerbaycan ve Brezilya hükümetlerinin COP başkanları olarak hayata geçirecekleri bir yol haritası ki bütün bu COP boyunca hayata geçirilen deklarasyonlar falan hepsi buna girecek. Bizim Champion de buna girecek. Dolayısıyla atılan adımlar artık sadece dışarıda kalmayacak. Bu şekilde resmi süreçlere de katılacak. Bu açılardan bakıldığında sonuç bildirgemiz yine bir önceki yılla karşılaştığında çok çok daha güçlü ve çok daha etkili bir sonuç bildirgemiz hemen ortaya çıktı. Ve toplantı sonrasında yani bakanlar Çevre Kentleşme Bakanı sonrasında. Bütün bunlar açısından bakıldığında gerçekten birincisinin çok çok daha ötesine geçen ve gelecekte de daha etkin bir şekilde hayata geçirileceğine emin olduğumuz bir adım oldu. Baya bir uğraşıldı ama 28 sene sonra sanki istenen düzeye gelindi gibi. Kesinlikle. Aslında şeye vurgulamak istiyorum. Senin Bulut Bagatır'la Eko IQ'da çok ilginç bir söyleşim var. İzleyicilerimiz de belki yani senin görüşlerini biraz daha derinlemesine girmek isterlerse orayı önereceğim kendilerine. Sen biraz önce de bahsettin. Bu söyleşide de okumuştum. Beni biraz dehşete düşürdü. Bu COP28, 29 ve 30'un 1,5 derece misyonu yol haritasından daha yeni bahsediliyor. Yani biz 1,5 dereceyi geçtik, geçmek üzereyken daha yani önümüzdeki daha 2 sene, 3 sene sonra bir yol haritası çıkacak. Bu biraz absürt ötesi değil mi? Yani teorik olarak evet. Ama pragmatik ve pratik olarak baktığınızda ya şöyle söylemek lazım. Her şeyin bir zamanı var denilebilir. Tekrar hatırlamakta fayda var. İklim konferansları Paris Anlaşması'na kadarki geçen ilk 20 yılda mevcut düzeni durdurma yani işte bir fosil yakıta dayalı uygarlığı adam etme çabası içerisindeydi. Yani daha azaltılsın işte piyasa mekanizmaları, estetik mekanizmaları, işte sayısallaştırılsın. Kimse envanterleri bilmiyordu. Sadece sorumlu olan kuzey ülkeleri değil, güney ülkelerinde de pek çok salımlar vardı ve kimse bunların verilerini bile bilmiyordu. İklim değişikliğiyle mücadelede, iklim değişikliği afetleri sadece gelişmekte olan ülkeler için bir öncelik gibi düşünülürdü. Sandy ve Katrina kasırgaları ve sıcak dalgaları aslında bunun dünyanın her tarafında bir sorun olduğu ortaya çıkmıştı. Ve Paris Anlaşması ile beraber ne denildi? İster kuzey olsun, ister güney olsun, herkes sorumluluk alacak. Onlara yeni kaynaklar yaratılacak ve teknoloji paylaşılacak. Ve bu süreçte hedefimiz 2050 ortasında karbon nötr olmak ve 1,5'a yaklaşırsak iyi olur. Ama 1,5'ü kabul edemeyiz çünkü bizim teknolojimiz, uygarlığımız buna uygun değil diyordu herkes. Yani bu ortak bir gerçeklikti. Aradan geçen 7 sene sonra
Artık 2 derece kimse konuşmuyor. 1,5 derecenin önemi kavrandı. Ha, atılan adımlar buna yeterli mi? Değil. Evet. Ulusal hükümetler, uluslararası sektör yapılanmaları, yatırımlar hala buna compatible, yani uyumlu değil. Ama şurası bir gerçeklik ki bu toplantıda da eğer bu çıkmasaydı, çıkmayabilirdi. O zaman gerçekten olumlu bir karamsarlık ve doomsday hazırlık için başka hiçbir şeyimiz kaldığını söyleyebilirim. Hatırlarsam müzakere metinleri paylaşıldı. Yani ikinci haftanın ilk günlerinden itibaren bu Stocktake müzakere metinleri çıktığında pek çok metin vardı, işte phase out'lar, şunlar bunlar. Hiçbirinde bu roadmap to mission 1.5 yoktu. Bu son gecenin son saatlerinde Brezilya'nın girişimiyle hayata geçirilen bir öneri. Dolayısıyla şu, yani 1,5 derece direnen hala ülkeler var. Çünkü 1,5 derece demek mevcut teknolojik, mevcut yatırımların tamamıyla yenilenmesini, yepyeni bir kavramsal ve kurgusal uygarlığa geçmenin anlamı. Önümüzdeki 3, 5, 10 yıl içerisinde bunu yapabilir miyiz? Teorik olarak evet. Buna gerekli siyasi ve mali kaynak gerekiyor. Nasıl 2008 finans krizi, nasıl COVID-19'a ülkeler hiç beklenmedik ölçüdeki karşılaştıkları bu büyük olaylara, büyük bütçelerle, büyük vaatler ve planlarla cevap verdiler. Ve ancak bu kolektif çalışmayla bunların önüne geçebildiler ki hala başarılı olduklarını söylenemez. İklim de aslında 1,5 derece yorulmasıyla beraber aslında COP28'den itibaren biz zaten söylemlerimizdeki, ben kişisel olarak da bunu söylüyorum. Emergency moda şimdi geçti. Yani bugüne kadar Paris Anlaşması da aslında sadece bir alarm zilleri çalıyordu ve eyleme geçmeye davet ediyordu. Paris Anlaşması'nın mevzuatını oluşturmuştu. Ama COP28'de alınan bu pek çok karar ve COP28'in etrafında yapılan pek çok girişim ve bu girişimlerin bu 191. maddeyle resmi sürece girmesi aslında dünyanın iklim acil durumuna doğru girdiğinin bir kanıtı. Elbette ki bunu direniş hala devam edecek. Fosil yakıt sektörü bunu bir anda terk etmeyecek veya fosil yakıtları kullanan sektörler bunu hemen bırakmayacaklar, ama kararlı mücadele konusunda dünya daha da güçlendi. Dünya daha da bir küresel camia, çevre camiası, iklim camiası çok daha kendi güvenini sağlamlaştırdı. İttifaklarını büyüttü. Bunun başarabileceğine dair daha bir güven tazeledi. Ve bunu şimdi eyleme geçirme zamanı. Yani bütün bunlar 2025 ulusal eylem planlarında eğer yer alırsa, o zaman COP28'in başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün şu anda sadece bu yola girdiğimizi kutluyoruz. Ama esas alkışlanması gereken an 2025'te COP30'daki an. Şunu sorayım. Yani sen COP28'in sonuçlarına oldukça olumlu bakıyorsun. Peki 29'a doğru yerel yönetimler açısından ne gibi bir süreç öngörüyorsun? Bu süre içinde ne gibi çalışmalar yapıyor olacaksınız? Bizim önceliğimiz şu olacak. Birincisi, ÇEMP bünyesinde imza atan ülkelerin arasında, ki 70'ten fazla ülkeden bahsediyoruz, bir 10 tanesini falan genel planın içinde yerel yönetim ve bölgesel yönetimlerin planlama ve uygulamaya dahil edilmesini görmek istiyoruz. Ve bu konuda iyi çalıştığımız ülkeler var. Dominikan Cumhuriyeti, Japonya gibi böyle değişik hem kuzey hem güneyden gelen ülkeler var. Onlarla beraber çalışarak ilk örnekleri vermek istiyoruz ki diğerlerine örnek olsun. Diğerlerinin önünü açsın. Burada tabii zor bir dönem var. Neden? 2024 yılında önemli seçimler var. Bir tanesi Avrupa Parlamento seçimleri Haziran ayında. Diğeri de Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri seçimleri. Her ikisinin sonuçları da iklim açısından son derece büyük önem taşıyor. Çünkü olası bir iktidar değişikliğinde gelecek olan iktidarların bugünkünden daha kararlı bir iklim politikası diyeceğine dair herhangi bir belirti yok. Büyük ihtimalle geriye gidiş olabilir. Dolayısıyla Avrupa ve Amerika burada biraz zor bir bölge olacak. Dolayısıyla Avrupa Amerika dışındaki ülkelere biz aslında daha çok gideceğiz. Yani Japonya'ya, Asya, Afrika.
Birinci öncelimiz kendi hayata geçirmek. İkinci öncelimiz ki küresel gözden geçirme sürecini biz yerelleştirdik. Yerel gözden geçirmeyi, Heat Stock Take for Climate Emergency yaptık ve onun hem kuzeyde hem güneyde 25'ten fazla kentte bunun toplantılarını yaptık ve bu toplantılardan elde ettiğimiz çıktıları yeni bir semtine götürdük ve buradan şuraya geliyoruz. Town Hall COP's, yani belediye meclisi COP'ları. Buradaki mantığımız şu: İklim değişikliği sadece diplomatlara bırakılacak bir konu değil. Yerel aktörlerin hayata katılması lazım, eyleme katılması lazım. Belediye başkanının ben 2025 yılında karbon nötr olacağım demesinin hiçbir anlamı yok eğer yerel esnafı, yerel sanayiciyi, belediye filosunu ve her türlü yaşayanını bu sürece katmadıktan sonra bunun hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla belediye meclisleri düzeyinde Town Hall COPS'la beraber aslında ben kendi kentim, kendi mahallemin yaptığı çalışmam ülkemin yani ulusal bildirimde nasıl etkileşiyor ve bu çalışma küresel toplantılara nasıl katkı sağlayacak? Bu noktaya getirmeye çalışıyoruz ve bu da çok dönüşüm noktası deneyeceğim, dönüşüm bir dönüm noktası diyebileceğimiz bir sürece sokacak bizi. Şöyle bir şey de yapacağız. Teknoloji de ilerledi, dijital çağdayız. Biz Dubai'ye kadar 25 ülkede yapmıştık, 25 kentte bunu yapmıştık. Brezilya COP30'a kadar 2500'e ulaşmaya çalışıyoruz ve bunu her yıl yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dünyanın bütün kentlerinde eğer iklim zirvesi öncesinde biz iklim alanında ne yapıyoruz? Vardığımız hedefleri uygulayabiliyor muyuz? Acil durum beyanları aldık belediyemizde. Bunu hayata geçirebiliyor muyuz? Ve bizim ülkemizin ulusal bildirimi ne aşamada? Biz buna nasıl katkı verebiliriz? Bu toplantılarla beraber paydaşlar, özellikle climate justice dediğimiz yani iklim adaleti kendi mahallemizde, kendi ülkemizde ve küresel ölçekte nasıl hayata geçirebiliriz? Bu tartışmayı yaptırtabilirsek ve bunun sonuçlarını bir dijital ortamda LCMV ekle üzerinden COP29, COP30, COP31 her yıl bunları götürebilirsek ki bu toplantılara bireysel olarak katılmak hem iklim ayak izi açısından çok zor hem maliyet açısından çok zor ama dijital olarak belediye meclisinden yapılan bu toplantının sonuçlarını COP30'daki, COP29'daki bu bakanlar toplantılarını sergileyebilirsek ve diyebilirsek ki 2500 belediye meclisinde bu toplantı ilgili paydaşların katılımıyla yapılmıştır diyebilirsek çok daha güçlü bir etki yaratırız. Burada aslında senin şu bahsettiğin iklim krizinin ilk kez gerçekten halka dokunmasından bahsediyorsun sen. Çünkü bu iklim toplantıları COP falan bir şekilde halka dokunmuyor. Onun için bu son söylediğini çok önemsiyorum. Good Benim luck. kesinlikle ve burada bir avantajımız var. Yani bu süreci biz Yungo'yla yani gençlik kozasıyla beraber kurguladık geçtiğimiz yıl boyunca. Biliyorsun Glasgow'da alınmış bir karar vardı. Gençlerin yerel ve uluslararası düzeylerde politikaya katılımı. Biz bunun uygulamasını ilk bu süreçte gördük. Bu toplantılarımızda gençler ev sahibi yaptı. Belediye başkanları ve gençler yan yana oturdular. Beraber toplantılar. Yerel esnafla beraber tartışmaları yaptılar. Benzer bir süreci yine onlarla beraber götüreceğiz. Bu da bize yeni bir ivme katacak. Dolayısıyla burada yine çok katmanlı iletişimin önemini ortaya koyacağız. Dolayısıyla bu sefer belediye başkanları muhalefet konumunda olmayacaklar. Belediye başkanları diyecekler ki bizim eylem planımız var. Kadınlar, sendikalar, sanayiciler siz ne yaptınız? Nasıl buna eriştirebiliriz? Burada roller değişecek ama bu da belediye başkanlarının atması gereken bir adım. Eğer çok katmanlı iletişimden bahsediyorsak bu açıklığa da onlar da hazırlanmak zorundalar. Dolayısıyla bu yeni vizyon, yeni kültür hepimizde olumlu gelişimlere doğru ilerleyecektir diye umuyoruz. Evet. Senin bayağı vaktini aldık Yunus'cum. Çok Ne demek? teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum katıldığın için. Ne diyeyim? Thank you. Sağ ol. Umarım bunun sonuçlarını da beraber ilerleme aşamasında da paylaşırız. Tabii Türkiye'deki süreçlere hiç girmedik ama 31 Mart 2024'teki belediye seçimlerinden sonraki dönemde hayata geçirilecek yeni liderler de umarım senin aracılığınla EQIQ gibi diğer paydaşlar aracılığıyla dünyadaki gelişmeleri yansıtabiliriz. 1 Nisan'dan itibaren belediye meclisi başkanlığı, belediye meclis üyelerinin bu süreçlere de en hızlı bir şekilde adapte olmasını, hem onların etkin bir şekilde katılmasının önünü açarız. Böylelikle de Türkiye bu süreci dışında kalmaz. Dediğimiz gibi Türkiye'nin çempe imzacı ülkelerden bir tanesi olması ilk gün değil ama sonlara doğru çok sevindirici bir gelişme
Türkiye'de iklim 25-30'a yaklaşıyor sanırım belediyemiz var. Onların yeni seçilecek belediye başkanlarıyla beraber, belediye mesulleriyle beraber, diğer belediyelerle beraber bu süreci hızlandırmak için biz ikliye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Ve senin de bu süreçteki destekler için tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım bu süreçlerde tekrar devam edeceğiz. Bu yerel seçimlerden sonra bu bahsettiğin town hall kopları kesinlikle burada bir düzenlemeye katkı vermek isteriz. Tekrar çok teşekkürler canım. Şehir hepimizin izleyicilerine de bize vakit ayırdığınız için teşekkürler. Haftaya tekrar bir Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.